Selamlar. Bugün Ankara Kayınsu Şube Müdürlüğü'nde Selçuk Özdemir ile birlikteyiz. Sizden kayınsuyu öğrenebilir miyiz? Merhabalar. İzleyen herkese selamlarımı sunuyorum. Kayınsu 2015 Ocak ayında Mesiyer Şirketler Grubu'nun üretime başlattığı bir firmadır. Daha öncesi vardır ama bu süreçin en hızlı zamanı 2015 yılında Mesiyer Şirketler Grubu ile başladı. İlk başta ürün olarak damacana, polikarbon damacana üretimiyle başladık. Mesiyer Şirketler Grubu'nun yaptığı büyük yatırımlarla 0.33, 0.5, 1.5 litre, 5 litre, 19 litre kullanat ürünleri ve bardak makinesi alımıyla da bardak üretimine başladık. Şu anki geldiğimiz süreçte 2015 Ocak ayından şu ana geldiğimiz süreçte Ankara'da çok ciddi bir pazar edindik. Çok şükür bu tabii tüketicilerimizin sayesinde ve bizim yapmış olduğumuz üretimin devamlı aynı lezzetli olmasından dolayı ve sorunsuz bir şekilde devam etmemizden kaynaklanıyor. Bu süreçler içinde çok şey yaşandı, çok şey gördük. Kabul edilmek için Ankara piyasası çok zor bir piyasa. Çok ciddi markalar var. Her marka hemen hemen giriyor her sene Ankara piyasasına ama geri çıkıyor. Biz çok şükür bu süreci çok güzel atlattık. İşte 2015'ten işte yaklaşık 7 yıldır Ankara piyasasında bulunduk ve şu anda Ankara'da yani marka bazlı, koli bazlı bakarsak çok ciddi yerlerdeyiz ama marka bazlı bakarsak da 4. 5. sırada geldiğimiz biliniyor. Koli bazlı satışlarda bu raporlar bunu gösteriyor şu anda. Şöyle devam edelim. Ankara piyasasını gerçekten şu an ele geçirmiş diyebiliriz kayınsu. Baktığımız her yerde, gittiğimiz her mekanda görmeye başladık. Bunlarla ilgili biraz konuşalım. Bunlar şöyle, şimdi Ankara piyasası gerçekten zor bir piyasa. Yani GİMAT gibi bir bölgeye sahip. GİMAT bölgesi yani tüm Türkiye'nin hakim olduğu bir, herkesin bildiği bir bölge. GİMAT gibi bir yerde yeni bir markayla giriş yapmak bizim için biraz zorlu süreçti ama ürünümüzün kalitesi, tadına güvenerek biz bu yola çıkmıştık zaten. Kayınsu'nun en büyük avantajı içen bir kişinin, tüketen bir kişinin tekrar kayınsu almak istemesi oldu. Çünkü zaten kayınsu yaklaşık 4 yıldır Sviçre'den bununla ilgili üstün lezzet ödülü alıyor. Yani bu üstün lezzet ödülü aslında biraz sonra onu da ayrıntıda anladım. Yani kolay bir ödül değil. Yani herkes elinizin alabileceği bir ödül değil. Çünkü kör tadımla yapılan bir ödül. Ya bunların hepsinin bir araya gelmesi, işte sürekli üstün lezzet ödülü alınması, şu gross marketlerde herkesin şey talep etmesi. Biz çoğu gross marketlerde bize gross marketler talebiyle gittik. Yani onlar bize veya gross marketler, zincir markete talep, müşteri taleplerinden dolayı gittik. Hani biz gidip ürünümüzü satmaktan ziyade müşterilerin isteği olduğu için bize ulaşıldı. Ve şu anda Ankara'daki tüm gross marketlerde varız, zincir marketlerde varız. Mahalle marketlerinde bayilerimizin çok büyük desteği oldu, çok büyük çalışması oldu. Yani bilinmeyen bir markanın Ankara'ya getirdik ve bayilerimiz sağ olsunlar tırnaklarına kazıya kazıya bizlere çok büyük destekleri oldu, markamıza güvendiler. Şu anda her markette, her bakkalda, her büfede yaklaşık Ankara'nın pazar payı olarak %12, %13 gibi bir rakamına sahibiz ki bu çok ciddi bir rakamdır. Yani Ankara'da bulunan marka sayısını araştırdığımızda %12, %12, %13 sayıları çok ciddi bir rakamdır. Yani çok şükür bugünlere geldik. Daha da iyi olacağız. Daha da ürün çeşitlerini geliştireceğiz. Çeşitler çünkü Türkiye sürekli talep ediyor. Yani müşterilerimizin talep ettiği o kadar çok ürün çeşidi var. Elimizden geldiğince işte imkanlarımız dahilinde marka daha da büyüyecek. Biz en son biliyorsunuz kayın gazozunu çıkardık. Kayın gazozu da çok lezzetli bir gazoz. O da çok olumlu tepkiler aldı tüketicilerden. Ve şu anda hala da ürün verdiğimiz yerler tekrar sipariş vermesi bizim için çok olumlu oldu. Çünkü gazoz piyasasında da çok ciddi markalar var. Bunun da avantajını yazdık. İşte kayın suyun, kayın gazozu desteklemesiyle kayın markası çok ciddi bir yerlere gelecek. Daha da iyi yerlere geleceğiz inşallah. Üstün lezzet ödülünü biraz açabilir miyiz? Hani kör tadım dediniz. Bu nasıl oluyor? Üstün lezzet ödülü aslında bu araştırırsa çok ciddi bir ödül. 120 tane gurme tarafından tadılan bir ürün. Şimdi kör tadım dediğimiz olan şu, hostesler tarafından su gurmelerine veya içecek gurmelerine etiketsiz ve kapaksız bardaklar şeklinde sunulur. Tek yaptıkları numune hani analiz şeklinde değil, sadece ağzında suyu alarak kör tadımla bu gurmeler notunu verir suyun. Tadının notunu verir, lezzetinin notunu verir. İşte alabildiği mineral değerlerinin notunu verir ve bununla birlikte kör tadım oluyor. Bu değerlendirmede hak edenlere verilir bu ödül. Çünkü hiç kimse markayı görmüyor, nereden geldiğini bilmiyor. İşte kapak yok, etiket yok, bu su ne suyu onu da bilmiyor.
tamamıyla kör adam dediğimiz nokta bu. Yani markayı görmeden ürünü tadıp gurmeler tarafından alınan notlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor çünkü çok ciddi bir ödül aslında. Yani şu anda biz Avrupa'da bu ödül olan ürünler özellikle seçiliyor. Bizim Türkiye'de daha bu oturmadı. Ama oturduğu zaman biz eminiz ki biz çünkü 4. yılımızdayız. 2022 yılında da üstün lezzet ödülünü de biz aldık. Hem ülkemiz adına sevindirici bir ödül bu. Hem de aslında tüketicilerin de çok dikkat etmesi gereken bir ödül. Yani boşuna bu ödüller verilmiyor. Bunu da bilsinler izleyen arkadaşlarım. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Kayınsu tüketiciye değer veren bir su markası. Ya bu değer zaten biz veriyoruz. Şu sonuç itibariyle bu insanlar, vatandaşlarımız veya tüketicilerimiz bu suya para verip alıyorlar. Yani bunun karşılığı illaki olması lazım ve en iyisi olması lazım. Bizim derdimiz şu anda çok ciddi bir şekilde hani piyasadaki koşullara baktığım zaman biz uygun da bir suyuz aslında. Ücret olarak uygun da bir suyuz. Bu tamamıyla bizim patronlarımızın, şirket sahiplerinin politikası diyelim. Yani çünkü biz bu sudan ciddi para da kazanabiliriz ama ya vakti zamanında bir şey anlatmak istiyorum. Bu doların çok ciddi arttığı zamanlarda herkes üretimi kesti. Biz patronlarımızın talimatıyla üretimi durdurmadık ve devam ettik üretime. Tamamıyla ülkemizi düşündüğümüz için, vatandaşlarımızı düşündüğümüz için biz bunu yapmak zorundaydık. Belki o dönemler ciddi zarar ettik ama yani önemsemedik. Çünkü biz bu ülkenin vatandaşı olarak, bir yatırımcısı olarak bunu yapmak zorundaydık. Hani başka birileri gibi üretimi kesip stoklamayı tercih etmedik. Yani çok da iyi oldu. Çok şükür çok da güzel tepkiler aldık o zamanlar. Belki de kayınsuyun en büyük büyümesinin nedenlerinden biri de buydu. Çünkü biz vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar lezzetini aynı, kalitesini aynı bir ürün vermeye çalışıyoruz. Yani kayınsuyu gördüğümüz zaman doğal mineralli bir su olarak görüyoruz raflarda, etiketlerde vesaire. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Yani doğal mineralli su ruhsatı şu anda hani yanlış tabir kullanmak istemiyorum ama su ruhsatlarının en üstü. Yani doğal mineralli su, yani adı üstünde doğal olarak mineralli çıkan bir sudur. Yani kaynaktan hiçbir şekilde el değmeden fışkırarak çıkıp bu dolum makinelerine ulaşır. Dolu makinelerden önce su depolarına ulaşır, dinlendirilir ve makineler ihtiyacı kadar su çekilir. Bu tamamıyla bizim kendimizin isteğiyle olan bir şey değildir. İçindeki mineral değerlerini İl Sağlık ilk başta ruhsata başvurduğumuzda karar verir. Biz zengin bir mineral içeriğine sahip kayınsu. Kaynak bölgesi de çok güzeldir. Yani hiçbir şekilde su dolumunda zerre el değimi yoktur. Zerre işte hayvan pisliği veya insan pisliği oluşabilecek herhangi bir durum yoktur. Kayanın dibinden fışkıran bir sudur. Yani o konuda kayınsuyun doğal mineralli su olmasının tek nedenlerinden biri doğal olarak lezzetli çıkıyor, mineralli çıkıyor. O yüzden de İl Sağlık'ın bize önerdiği ruhsat buydu. Bu ruhsat da aslında şu anda Türkiye'deki en üst su ruhsatı diyebilirim yani şu anda. Evet, gerçekten tüketiciye değer veren bir firma olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz böylelikle. Kaynak yeri neresidir ve ismi nereden geliyor? Bunları öğrenebilir miyiz? Kayınsu, yani bu espri olarak sunulan işte kayınço'dan geliyor sanılıyor da öyle bir durumu yok. Kayınsu kayın ağacından geliyor. Kayın ağacı çok özel bir ağaçtır. Yani okuduğu zaman kayın ağacı çok ciddi özelliği olan ruhani bir ağaçtır aslında. Kayın ağacının da şu anda Türkiye'de en çok bulunan bölgesi Karabük bölgesi. Karabük bölgesinde bizim kaynağımızın etrafında kayın ağaçları var. İsmi oradan geliyor kayın suyun. Çünkü ciddi anlamda kayın ağacına sahip olan bir bölge olduğu için ve onu anımsatması için biz ismini kayın su olarak koyduk. Bizim fabrikamız Karabük Eski Pazar'da. Aslında D100 yolu üzerinde çok güzel bir yerde. Kaynağımız Türkiye'de belki sınırlı sayıda böyle bir fabrika vardır. 3000 metre mesafede kaynaktan temin etmekteyiz. Fabrikamıza ulaştırmaktayız. Fabrikamızın kapasitesi şu anda yani Türkiye'de belki de işte yaklaşık 255 tane su fabrikası vardır. Bunların ilk 10'una girebilir. Çünkü 1.750.000 koli kapasiteyle üretim yapmaktayız. Full şu dönemde, şu havada full çalışmaktayız. 1.750.000 koli yaptığımız ürünlerin tamamı satılmakta. Yani o satış konusunda sorun yaşamıyoruz. Çünkü dediğim gibi işte kayın suyu alan, tüketen bir kişi tekrar alıp tüketiyor. Bölgemiz çok güzel. Yani tamamıyla tabiri caizse köy suyu, köyden işte kaynaktan gelen su hiçbir şekilde sondajla çıkarılan bir su değil. O yüzden de lezzeti her daim aynı olabiliyor. Çünkü sularda bu değişkenlik gösterebilir, koku olabilir, tat değişikliği olabilir ama kayın suda biz bunu yaşamıyoruz. Çünkü bölgesi çok temiz bir bölge ve bölgesi çok ağaçlıklı bir bölge. O yüzden de herhangi bir su yabancı maddelere maruz kalmıyor. O yüzden de lezzetini sürekli her daim koruyabiliyor. Ankara'nın suyu kayın suyu, aynı zamanda Ankaragücü'nün ana su sponsoru.
Bu konuya girelim. Çünkü taraftarlar oldukça merak ediyor ve oldukça sevilen birisiniz camiada. Kayınsu da marka olarak oldukça seviliyor ve destek çıkılıyor. Ankara Gücü'ne nasıl bir giriş yaptı Kayınsu? Hani bu konuyla başlayalım. Ya şimdi ben çocukluğumdan beri Ankara Gücü'yüm. Ya tabii o zamanlar çok zor durumlardan geçtiği zamanlarda hani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. O zamanlar ne yapabiliyorsak yaptık. Ama biz bu Kayınsu kurulduğunda benim tek aklıma gelen işte Ankara Gücü'ne bir destek olabilmek adına Kayınsu'yu Ankara Gücü'ne vermekti. Çünkü biz biliyoruz ki Kayınsu'da Ankara Gücü'nde su tüketiliyor ve buna da para veriliyor. Ben bunlar için patronumuz Mehmet Mesciyer'le özel bir konuşma yaptım. Ankara Gücü'ne sponsor olmak istediğimi söyledim. Onlar da sağ olsunlar elimizden geleni yapacağız dedi. Ve ben bu görüşmeye başladım. 2016 yılında o zaman 2. ligde de şampiyon olmuştuk. 1. lige çıkmıştık. Ben o zaman yönetimle görüştüğümde böyle bir şey yapacağımı, bütün su ihtiyacını karşılayacağımı, hani hangi boy olursa olsun sorun değil deyip ücretsiz su vereceğimi söyledim. O zamanki yönetim çok memnun kaldı. Çünkü hiçbir şekilde Ankara Gücü'nün yanında olan, belki vardı da hani bir görünen bir sponsoru yoktu. Biz başlatmış olduk bir bakıma sponsorluk olayında. O yüzden de ayrı bir yeri var. Kayınsu ile Ankara Gücü'nün arasında ayrı bir diyalog var. Çünkü Kayınsu orada ilk başlangıcı yaptığında bir fitil ateşlemiş gibi oldu. Ve bizden sonra başka markalar geldi. Ankara Gücü'ne sponsor oldu ve şu anda çok şükür çok güzel bir sponsorluk pazarlama teknikleri ilerletiliyor Ankara Gücü'nde. Bu da bir bakıma bizim de başlangıç yapmış olmamız bizi çok mutlu ediyor. Biz her zaman Ankara Gücü'nün yanında olmaya devam ediyoruz. Yani şu anda bile hani 6. yılımızdayız. Çok şükür yani belki bu başka kulüplerde böyle bir sponsorluk süreci olmamıştır. Yani bu kadar samimi bir sponsorluk süreci olmamıştır. Çünkü biz gerçekten artık Ankara Gücü ile Kayınsu bir birleşti, bir bütünleşti. Ankara'da Ankara Gücü taraftarı olan herkes mümkün mertebe bizlere de söyledikleri konu bu. Kayınsu'yu bulmaya çalışıyorlar. Kayınsu'yu gördüğü yerde zaten farklı bir su almak istemiyorlar. Bizim desteklediğimiz Ankara Gücü'ne, Ankara Gücü taraftarı da bizi Kayınsu'yu destekleyerek cevap vermek istiyor. Yani bu da hem Kayınsu için hem Ankara Gücü için güzel bir oluşum. Çünkü Ankara Gücü böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Biz bunu kapattık. Onlar da bizim ihtiyaçlarımızı kapatıyor. Bizi destekliyorlar. Biz bu konuda çok mutluyuz ve ayrıca tabii başarılı olmuş olmamız, yani Kayınsu'nun sponsor olup ve başarılı bir pazara giriş yapmış olmamız benim şahsım olarak da beni ayrı mutlu ediyor. Çünkü sonuç itibariyle bu su üretiliyor, tüketilecek bir şekilde. Ama Ankara Gücü üzerinden tüketilmesi bana ayrı bir gurur veriyor. Şu an Ankara Gücü'nde yıllardır gelen, aynı zamanda yönetim üyeliğiniz de devam ediyor. Ankara Gücü'nde hem Kayınsu hem de yöneticilik içeriden nasıl gözüküyor? Bunlarla da ilgili konuşabilir miyiz? Tüm Ankara Gücü'nün hayalidir. Yani çok şükür ben 94 yılından beri tribündeyim. 94 yılından beri Ankara Gücü'nün taraftarıyım. Ve tabii Ankara Gücü taraftarı olmak çok çok ayrı bir şey. Ve Ankara Gücü'ne bir şekilde bir katkı veriyor olabilmek, yani bu sponsor olur ve başka bir şey olur, katkı vermek çok çok ayrı bir şey. Çok çok keyifli bir şey. Hani Faruk Başkanımızın sağ olsun beni iki dönemdir disiplin kurulu üyeliğine yazması ve tabii beni çok çok ayrı mutlu ediyor. Çünkü ben elimden gelen görevi zaten yapıyordum ve başkanımızın bunu takdir ederek beni ödüllendirdi bir şekilde. Bu daha çok mutlu ediyor. Ve Faruk Hoca başkanımızın yönetiminde veya yönetiminde anılan listede olmak beni çok mutlu ediyor. Ya Kayınsu'yla hem destek verirken hem de böyle bir isimle anılmak çok güzel bir şey, çok keyifli bir şey. Dediğim gibi taraftarı olduğum kulübün bir yarasına merhem olabiliyorsam ne mutlu bana. Yönetimde disiplin kurulu yedek üyeliği olarak yazıyor ama benim için hiç önemli değil. Ben Faruk Hoca'nın yanında olmuş olayım. O isimlerin veya Faruk Hoca yönetiminin isimlerinin yanında olmuş olayım. Benim için hiç önemli değil. Çünkü benim çocukluğumdaki hayalim buralarda olmaktı. Belki ileride nasip olur, daha ilerlerde oluruz ama Ankara Gücü'nün her zaman yanında olmak beni çok mutlu ediyor. Hani Ankara Gücü taraftarını soralım. Nasıl bir desteği oluyor size? Ya da camiada nasıl bir destek olmalı Ankara Gücü'nde? Şöyle, ben zaten yıllardan beri dediğim gibi hep aynı şeyleri söylemiş olacağım ama tribünde olduğum için zaten tribündeki herkes, hemen hemen herkes beni tanır. Tanıyanlar da hani megalomanlık olmasın, beni severler. Yani ben kimseyle tartışmam olan bir insan değilimdir yıllardan beri. Bunun da desteğini çok görüyorum. Yani hele Kayınsu'ya yaptıkları desteği asla inkar edemem. Çünkü
gerek sosyal medyada okuduklarım, gerekse şahsıma söylenen o kadar güzel sözler var ki yani bu tamamıyla zaten Ankara Gücü taraftarı budur. Yani Ankara Gücü taraftarına bir adım gelen 10 adım Ankara Gücü taraftarı gider. Ben bunu yıllardan beri gördüm. Ben de gittim çünkü 10 adım kim geldiyse. Ya bu ben hani buradan firmalara da sesleneyim. Eğer beni duyan firmalar olursa Ankara Gücü'ne sponsor olmak veya Ankara Gücü'ne ufacık destekte bulunmak inanılmaz katkı sağlayacak. Ya bunun şaşırtıcı sonuçlarını görecek herkes. Çünkü biz hani ben dediğim gibi hem şahsım olarak hem de firmam olarak biz zaten bu desteği gördük. Çünkü Ankara Gücü taraftarı çok dikkat eder bu konulara. Yani kimse belki farkında değil ama Ankara Gücü taraftarı kim yanında kim değil çok çok fark eder. Yani bunu dikkat ederek hareket eder. Mesela Kayınsu'da biz bunu gördük. Defalarca ben marketlerde de gördüm. Yani başka bir markayı alacak bir kişinin Ankara Gücü sponsor olduğunu gördükten sonra o markayı bırakıp bize geçtiğini, yani tükettikten sonra bizi tebrik ettiğini, yani bu benim şahsıma da gelen notlar, işte sosyal medyada da bana gelen notlar da var. Yani çok çok tebrik aldığım oldu. Destek herkes destek. Yani şu anda ben Ankara Gücü taraftarının hiçbir tanesinin Kayınsu'yu kötüleyeceğini sanmıyorum. Hatta Kayınsu'yu o kadar sahiplendiler ki herkese sunduğunu, eşine dostuna da sunduğunu çok iyi biliyorum. Ben bunların özel mesaj olarak da aldığım var. Telefonla arayarak söyleyen de var. Beni maçlarda görüp söyleyenler de var. Yani hepsinden Allah razı olsun. Biz bir adım geldik belki ama onlar bize 10 adım geldi. Ve her zaman Ankara Gücü taraftarı bunu yapmıştır. Ben gene söylüyorum yani bir firmanın başarılı olmasını istiyorsa özellikle Ankara camiası kesinlikle Ankara Gücü ile bir bütünleşmesi lazım. Ankara Gücü taraftarıyla bütünleşmesi lazım. Çünkü Ankara Gücü taraftarı çok büyük bir taraftar. Yani öyle görüldüğü gibi işte 20 bin 25 bin bir taraftar dolduruyor değil. Bunun gerisinde kalan ve maçlara gelemeyen veya Ankara Gücü sevdası taşıyan o kadar çok kişi var ki. Yani bunun faydasını çok fazla görecekler ben eminim. Ankara Gücü sosyal sorumluluk projelerinde oldukça aktif bir dönemi yaşıyor yeni yönetimle birlikte. Sizleri de bu sosyal sorumluluk projelerinde önlerde görüyoruz. Bu sosyal sorumluluk projeleri sizce Ankara Gücü'ne nasıl bir değer katıyor? Öncelikle bunu soralım. Hani şahsınıza özel bir soru olsun. Ya şimdi şöyle bir durum var. Şimdi başkanımız, Faruk Başkanımız zaten bu konulara çok önem gösteren bir insan. Çünkü yani itiraz etmeyen bir insan. Yani sosyal sorumlulukla ilgili bir şey sorduğunda asla itiraz etmeyen birisi. Bir de biliyorsunuz Hüseyin Aytekin Bey, yani çok sevdiğim kardeşimdir. İyi ki de tanımışım onu. Ya o kadar kafası çalışan bir insan ki bu konularda Faruk Başkanım'la çok iyi anlaşır hale geldiler. Çünkü yaptığı sosyal projelerde Faruk Başkanım asla hani reddetmeyi bırakın ikincisi söyletmez hemen projeyi oluştururlar. Ve ben de onların yanında olduğumu göstermek için hep onların yanına geliyorum. Çünkü projeler o kadar güzel ki yani her yapılan proje Türkiye'de ses getirdi. Ya bu kolay bir şey değil. Yani sen Ankara'da Ankara Gücü takımısın hani kitlen belli. Taraftar potansiyelin belli ama sen bunun haricinde bu sosyal projeler sayesinde gelmediği kadar bayan taraftar gelmeye başladı, gelmediği kadar çocuk gelmeye başladı. Ya anneler artık şu anda yani bunlara şahit olduğum için söylüyorum. Şehir dışından Ankara'ya tayin gelen bir insan çocuğunu Ankara Gücü'nün spor okullarına yazdırıyor. Ben bunu defalarca gördüm. Bu da işte sosyal projelerin en büyük katkısı Ankara Gücü'ne. Çünkü biz taraftar kitlelerimiz ciddi anlamda kendini toparladı. Yani önceden hani hatalar oldu o normal hepimizin yaşadığı hatalardı ama şu anda herkesin destek verdiği bir kulüp haline geldik. Bu eminim ki çok daha iyi yerlere gelecek. Çünkü dedim ki bizim için önemli olan ailelerdi ve şu anda ailelerle bir bütün haline gelindi. Yani en ufacık bir açılış olsun veya bir gösteri olsun bir sosyal projede emin olun oraya gittiğinde sizler de geliyorsunuz zaten her canlı yayında oradasınız, her programda oradasınız. Görüyorsunuz hemen aileler etrafını sarıyor. Yani Ankara Gücü gelmiş buraya diye. Ya bu çok güzel bir şey, çok keyifli bir şey. Ankara Gücü hep böyle olsun, hep ismi güzel anılsın. Zaten çok şükür hep hani şu anla son belki 5-6 senedir iyice toparlanmaya başladık. Artık son 2 senedir de ciddi anlamda yükselmeye başladık. Bu yükselme devam edecek çünkü çok güzel bir yönetim var. Çok böyle birliktelikle içinde dolaşan bir yönetim var. Çok güzel bir başkan var. Yani bu birliktelik devam edecek ve Ankara Gücü çok daha iyi yerlere gelecek bu konularda da özellikle. Buradan Ankara Gücü taraftarlarına ve camiaya ne mesajınız vardır sizden? Önemli mi? Yani Ankara Gücü camiasını dedim ya çok seviyorum. İçlerinde olduğum için çok mutluyum. Yani taraftarı olduğum için çok mutluyum. Yani hayatımın her alanında bunu yaşıyorum. Gurur duyuyorum Ankara Gücü'nün olmaktan. Yani taraftarlar dediğim gibi hepsini ben çok seviyorum. Hepsi de beni çok seviyor. İnanıyorum ben ona. Ben de tribünden gelmeyeyim ve hala tribündeyim. Yani tribünden bir yere gitmişliğim yok. Allah izin verirse, Allah ömür verirse de hep tribünde olacağım. Hep Ankara Gücü'nün yanında olacağım. Yani Ankara Gücü taraftarları birbirini çok sever. Birbirini çok tutar. Böyle olmaya devam edeceğiz hep birlikte. Birbirimizi çok seveceğiz. Birbirimizi koruyacağız, kollayacağız ve takımımıza sahip çıkacağız inşallah. Biz bunu bekliyoruz. Ben bunu bekliyorum. Biz demeyeyim ben bunu bekliyorum. Böyle olduğundan inanıyorum zaten.
Onlar Ankara Üç taraftarı yapacağı şeyleri iyi bilir. Ben destekleyeceklerini ve desteklerinin devam edeceğini çok eminim. İnşallah başarılı da olacağız hep beraber.